Şimdi düne kadar olan hadiselere 2 dakika dokunacağım ama ondan evvel bir şey söyleyeyim. Şimdi yerlere yattım gülmekten. Zap yapıyorum. Herifin teki partinin paralarını çalmışım. Lyon'a bir bankaya yatırmışım. Sonra eşim haber verdi. 60 milyon dolarmış meğersem. Euro pardon. Avro mu euro mu diyorsunuz? Ha avro. Söyleme bile bilmiyorum. Sonuç itibariyle şimdi yani böyle bir manyakça cümle yeryüzünde hiçbir Allah'ın kulu akıllı bir kul edemez. Evet Sedat kardeşim mahkemeye verdi. Mahkemede hesaplaştı ama söylendi geçti. Şimdi Türkiye'nin geldiği yeri söylüyorum. Bakın cevap vermiyorum. Geldiği yeri söylüyorum. İddia ediyor arkadaş. Bunlar gazeteci olmuş ya. Türkiye'nin haline bakın. Diyor ki bir üst düzey bankacı bürokratlık yapmış ve parti kurucularından siyaset yapmış bir şahıs. Ben böyle bir bankacının yüzüne tüküreyim. Böyle bir şey olur mu ya? Yani gizli saklı 60 milyon avro. Bu siyasi partide 60 milyon avro vardıysa ana bizi bir şey yıkamazmış. Bu nasıl bir şey ya? Şimdi o absürtlüğü anlatmak için örnek verdim. Gelirsek düne, o da çok enteresandı. Orada da anlaşıldı ki bir el devreye girmiş durumda. İlçe başkanlarımız aranıyor. Belediye meclislerimiz aranıyor. İl kurulu üyelerimiz aranıyor. Gençlik kollarımız aranıyor. Baba herkesler aranıyor. Ayrılın deniyor. Niçin? GİK'in aldığı o kararın ortadan kaldırılması için. Şimdi buradan ben GİK'e kararı ben aldırtmadım. Açık, net arkadaşlarım verdiler kararlarını. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Niye biliyor musunuz? Hiçbir siyasi partide birbirini ikna etmek için farklı fikirlerdeki arkadaşlarımız böyle argüman ortaya koyarak birbirini ikna etmeye çalışmamıştır. Ben hiç rastlamadım. Yani merkez sağda ilk siyasi deneyimini yapmış bir kişi olarak söyleyeyim. Asla böyle bir şey olmamıştır. Gerçekten gurur duyuyorum. Biraz Şükrü ipin ucunu kaçırdı ama neyse. O dedi ki ben giderim. Evet çıkarsa. Ondan sonra ama gerçekten inanılmazdı. Gizli oylama yaptık. 14'e 35 hayır oyu çıktı. Şimdi şimdi gidemiyorsun tabii 35 çıktı. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bakın anlatmaya çalıştığım şey şu. Bu Türkiye'de gerçekten samimiyetle ilk defa olan insanların fikirlerini gerçekten söyleyen ve evet yanında da olanın, hayır yanında da olanın birbirine saygı duyduğu, birbirini suçlamadığı ve kapının dışına çıkıldığı andan itibaren de o saygıyı devam ettirdiği bir eylemdi, işlemdi. Şimdi buradan ilan ediyorum. Şimdi bu benim fikrim, benim talimatım. Tek başına giriyoruz, her yerde tek başına giriyoruz. Ankara'da da tek başına giriyoruz, İstanbul'da da tek başına giriyoruz. Her ilçede tek başına giriyoruz ve bunun sonuçlarına olumlusu sizindir. Bak tekrar söylüyorum. Buyurun lütfen. Bu işin sonunda ben başaracağımıza inanıyorum ve bunun sonucunda bu başarı hepimizindir. Başarısızlık olduğu takdirde de benimdir. O sorumluluğu yerine getireceğim. Ona göre çalışacaksınız. Hepimiz ona göre çalışacağız. Ona göre çalışacağız. Eğer bedel ödememi istemiyorsanız çalışacaksınız. Eğer bedel ödememi istemiyorsan çalışacaksın, alacaksın. Buyurun lütfen. Dolayısıyla hiç fikrimi söylememiştim. Şimdi söylüyorum. İYİ Parti'nin genel başkanı olarak söylüyorum.
Hadi bakalım parmak uzatanlar. Hadi ben demiştim grupta. Parmak sallayanların o parmaklarını teker teker kırarım diye. Şimdi dün yapılan bir televizyon programında yapılan o konuşmalardan sonra gördüm ki dostumuz Türk milletidir. Gördüm ki müttefikimiz Türk milletidir. Gördüm ki müttefikimiz umutsuz gençlerdir.